Pixopat'tan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan. Ben Gül. Gençler biliyorsunuz büyük bir skandal ile ortalık çalkalanıyor. GTA 6 sızdı. Nesi sızdı? GTA 6 ile ilgili videolar sızdı. Büyük ihtimalle kaynak kodları sızdı. Ve biz oyunla ilgili birçok şeyi öğrenmiş durumdayız. Nasıl oldu ne bitti ben ufak bir özet yapayım Olur. istersen Gülcüm. GTA Forums isimli sitede e, ismi neymiş bakayım T-Potuber Hacker kullanıcı adlı biri hatta yakın zamanda olan Uber Hack'ten de sorumlu olduğu söyleniyormuş hmm. bu kişinin. GTA 6'nın test build'larından bir tanesinden 90'a yakın video paylaştı ve bununla birlikte bu efendim paylaştığı videoların GTA 5 ve GTA 6 source koduna kaynak koduna sahip olduğunu ve iki oyundan da asetler barındırdığını söyledi. Bununla bitmedi. Hani gerçek mi değil mi diye tartışılıyordu. Bloomberg'ten çok iyi bildiğimiz Jason Schreier dedi ki: "Kardeşim bu gerçektir. Ee, Kaynaklarımdan onaylattım." Değil mi? Doğrulattım Hı -hı. ben bunu. Gerçekten GTA 6'ya ait bu sızıntılar dedi. Daha sonrasında bu hacker GTA 5'in kaynak kodunu iddiaya göre 100 bin dolara sattı. Hatta Bitcoin'le ödenmiş galiba. Evet, 4 Bitcoin karşılığında satmış deniyor. Bununla da bitmedi. Diyor ki bu arkadaş ben diyor Rockstar'la anlaşmaya hazırım. GTA 6'nın kaynak kodlarını sızdırmak istemiyorum kardeşim. Yürek yemiş, yürek. Bayağı. Bayağı yürek yemiş bu arkadaş. Şimdi ne oluyor, ne bitiyor falan diye biz bunun üzerine bir muhabbet yapacaktık. Bizim öngörülerimiz nedir falan diye. Fakat sizlerle buluşmadan hemen önce yaklaşık 3-4 dakika evvel bir açıklama yayınladı Rockstar. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Rockstar diyor ki ağımıza bir diyor sızma durumu oldu. Doğrudur diyor. Yasa dışı bir eylemdir bu. Gizli olan bazı dosyalar indirilmiştir diyor. Bir sonraki Grand Theft Auto oyununa ait olduğu da doğrudur diyor bu Hı -hı. görüntülerin diyor. Herhangi bir şekilde live servisimizde yani GTA Online'da veya evet. başka online oyunlarımızda veya bir takım işte efendim online hizmetlerimizde falan bir aksama öngörmüyoruz diyor. Veya şu anda devam eden yapımı devam eden projelerimizde de bir aksama öngörmüyoruz diyor. Çok üzgünüz böyle bir şey olduğu için bir sonraki Grand Theft Auto oyunu üzerindeki çalışmalarımız planlandığı gibi hı hı. ve her zamankinden daha belki odaklı daha adanmış bir şekilde devam edecek diyor. Ve sizin beklentilerinizi aşacak bir oyun ortaya çıkaracağız diyor. Bu cümle belki önemli dünkü sızıntıdan sonra çünkü bir takım tartışmalar olmuştu değineceğiz onlara. Herkesi yakın zaman içerisinde bir kez daha efendim bilgilendireceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Oyunumuzu hazır olduğunu hissettiğimiz zaman sizlerle paylaşacağız. Diyorlar. Demişler. Ee, bu açıklamanın yapılması gerekliydi. Kesinlikle gerekliydi. Çünkü Rockstar cephesinden ses çıkmamıştı pazardan bu yana. Hem hissedarlara böyle bir açıklamanın hı -hı, yapılması hı. lazımdı diye düşünüyorum. Hem de oyun camiasında böyle bir açıklamanın yapılması gerekiyordu diye düşünüyorum. Peki Rockstar'ı şimdilik bir kenara bırakalım. Döneceğiz nasıl olsa birazdan. Biz oyuncular olarak bu sızıntılardan neler öğrendik? Bunu konuşalım birazcık. Yani zaten önceden de duyurulmuş gene ufak tefek sızdırılmış şeyler vardı. Hı hı. Neler öğrendik? Şimdi burada bir şey gösteremiyoruz tabii doğal olarak. Yani o sızıntıyla ilgili herhangi bir video veya görsel gösteremiyoruz. O yüzden bizi izleyeceksiniz evet. arkadaşlar bu videoda. Ee, neler öğrendik veya neler onaylandı diyecek olursak bir kadın ve bir erkek protagonistin oyunda oynanabilir durumda olacağı söyleniyordu büyük ihtimalle Vice City'de geçecek yani gerçek hayattaki Miami'de geçecek hı hı. büyük ihtimalle. Daha önce Vice City'de geçen oyunda olduğu gibi 80'lerde değil günümüzde geçiyormuş gibi gözüküyor oyun. Hani mesela Red Dead Redemption 2'de denenen bazı efendim NPC'lerle etkileşim hı hı. gibi mekaniklerin burada da olduğunu görüyoruz. Hı hı. Hani sen işte silah doğrulttuğunda orada işte belli başlı seçenekler çıkabiliyor falan diyalog seçenekleri veya işte davranış seçenekleri hı hı. çıkabiliyor falan gibi. Buna benzer bir takım şeyler onaylanmış gibi gözüküyor. Evet. Şimdi oyuncuların buna belli başlı tepkiler tabii, tabii. oldu. Tabii Tepkileri oldu aynen dediğin gibi olarak. yani. Oyun geliştiriciler de bu sızıntılara tepkiler verdiler. Haliyle işi bilen insan bambaşka bir taraftan bakıyor tabii. ve herkes tabii. şeyini dile getirdi, desteğini dile getirdi büyük firmaların hepsi. Tabii. Ama dediğin gibi esas tepki e, oyuncular tarafından geldi. Şimdi ne gibi tepkiler geldi? Bir tanesi e, bir bok gibi gözüküyor. Değil mi? Evet. Yani, evet, bok gibi gözüküyor falan Hı -hı. oldu. Yani 5'ten çok ayrı durmuyor. İşte grafikler öyleydi, işte texture'lar böyleydi hı hı. falan gibi muhabbetler döndü. Bir böyle bir tepkiler aldık. Bir diğer tepkiler ya gerçekten kadın karakter mi olacak? İşte ben oynamam falan gibi. İşte GTA 6'nın ruhuna işte <laughs> GTA'nın ruhuna pardon, e, aykırı şeyler yapılmış gibi böyle bir tepkiler oldu falan. Bir sürü tepkiler oldu sonuç olarak. Burada az önce okuduğumuz açıklamada da olduğu gibi sanki beklentiler biraz böyle Düştü, düştü gibi gibi değil mi? 2013'te çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam GTA 5. GTA 6'nın uçup kaçacağı tabii, tabii düşünülüyor. Hep... Yani bu çıkan görüntüler e, tabii biraz böyle nasıl söyleyelim cilasız olunca hı -hı, diyeyim hı. yani. Beklentiler biraz böyle karşılanamadı. Hani böyle bir hayal kırıklığı oluştu gibi oldu. Ya Aslında bu biraz bize şeyi göstermiyor mu? Bir şey söylüyor aslında bu oyuncular ve oyun geliştirme süreci açısından. Hı -hı. Oyuncuların birçoğu belki bu oyun geliştirme süreçleri hakkında çok fazla bilgi sahibi değil. Böyle bir anda mükemmele eriştiğini falan düşünüyorlar herhalde. Herhalde. Yani oyunun böyle gözükmesi bir şaşırttı değil mi insanları? Evet. Sanki. Evet. Bana sorarsanız geliştirme aşamasındaki bir oyun için çok iyi gözüküyor. Hı hı. Bayağı kareler, küpler falan görebilirdik evet, orada evet. yani. Evet. Öyle bir durum var. Olması gerektiğinden bile iyi gözüküyor ama neyse yani. Şimdi ne kadar eski falan diye bir soru tabii ortaya çıktı. Anlaşılan 2019-2020'den sonraki bir takım hı. görüntüler bu gibi gözüküyor. Çünkü orada işte 3070 grafik kartı ya da 3080'di galiba. Ama 3000 serisi grafik hı hı. kartı falan var o zaman hani 2020-2021'den sonra oldu e, onaylanıyor gibi bir durum 2 -3 var. 2-3 yıllık bir build aslında bayağı eski Öyle yani. Öyle görünüyor aslında eski bir build olduğunu söyleyebiliriz. Bir tarafı bu hı hı. yani oyuncular veya oyun dünyası buna benzer tepki verdi ama dediğim evet. gibi oyun yapımcıları Neil Druckmann falan üzüldüklerini belirttiler doğal olarak. Çünkü sen tabii böyle bir şey üzerine çalışıyorsun. İnsanların heyecanını görmek, deneyimlemek istiyorsun. Mesela bunun ilk duyurulduğu andaki heyecanın, böyle bir gazının Tabii kaçtığını öyle. falan Tabii söyleyebiliriz ki öyle. belki. Genel olarak öyle bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi, yani aslında bakarsan oyun dünyasında daha önce böyle büyük sızıntılar da oldu ama hı hı. bu belki de en büyük. Hani aklımıza gelenler işte Half Life bir sızmıştı. 2003'te sızmıştı. Ee, doğru Source motoru, <laughs> kaynak, yani kaynak var. kodları <laughs> evet çıkmıştı falan. Hatta Half Life Beta falan diye anılıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani. Sonra yakın şey zamanda olmuştu. Cyberpunk Tabii. sızdı. Onların network falan da böyle bir şey oldu, bayağı bir hı hı. elden geçti, yani onlar bayağı bir etkilendiler falan. Yani e, tabii burada esas soru şu oluyor belki yani, sonuç olarak bu büyük sızıntı belki evet. de dediğimiz gibi oyun dünyasının en büyük sızıntısı. GTA 6'yı, Rockstar'ı ve hatta genel olarak oyun dünyasını nasıl etkiler? Dediğine katılıyorum belki oyun dünyasının en büyük sızıntısı bu olabilir. Hem kapsam bakımından, ölçek bakımından hem sızdırılan ürünün sektördeki yeri bakımından GTA şu anda gelmiş geçmiş en büyük e, eğlence fikri mülkü. Değil mi? GTA 5 yanlış bilmiyorsam bugüne kadar 7,5-8 milyar dolar bir para kazandı. Yani en çok para kazanan filmden oyundan evet. her şeyden fazla. Evet. Ve e, elbette bir sonraki versiyonu için büyük bir beklenti hem ekonomik bakımdan hem oyuncular bakımından Hı -hı. var. Bunu söyleyebiliriz. Hı -hı. Bu bakımdan birçok etkisi olacaktır sektöre diye tahmin ediyorum. Mesela GTA 6'yı ya da GTA IPC'nin nasıl etkiler bu sızıntı? Yani beni esas İngilendiren taraflar onlar oldu. Ben hani sızan görüntüleri çok fazla detaylı falan incelemedim ama kapsamına odaklandım açıkçası ve bu kapsam bakımından oyunu şirketi nasıl etkiler diye düşündüm. Büyük ihtimalle bir erteleme yaşanacaktır. Hı hı. Diyorum bu açıklama az önce okuduğumuz Rockstar açıklaması olmadan tabii düşüncelerim bunlar. Evet. Olduktan sonra da çok fazla bir değişiklik yok fikrimde. Çünkü oyunun ne zaman çıkacağına dair herhangi bir net bilgi verilmemişti. Net bir bilgi olmadıktan sonra ben kardeşim 2025'te 26'da çıkarıyorum dese de 24 düşünürken mesela. Hı hı. Herhangi bir gecikme olmadı deme lüksü var şu anda. Biz bunu anda. bilemeyeceğiz. Çünkü gene evet. dediğin gibi az evvelki açıklamada da hazır olunca çıkaracağız hazır olunca diyor zaten. göstereceğim diyor. Bu neden kaynaklanabilir? Yani herkes gecikebilir, gecikebilir diyor ama neden olabilir bu? Şundan dolayı olabilir. E, hani videolar sızdı etti falan bu başka bir şey ama kaynak kodun sızması bambaşka bir hadise arkadaşlar. Kaynak kod dediğiniz şeyin içerisinde siz aslında bakarsanız çalışma biçiminizle ilgili de birçok unsuru barındırıyorsunuz. Yapay zekadan tutun optimizasyon fikirlerinize kadar bir sürü şeyi orada barındırıyorsunuz. Kaynak kodun içinde erişilebilir durumda oluyor bunlar. Bu kaynak kodlara kamunun yani genelin ulaşması durumunda sizin kodunuzdaki belli başlı açıkların e, sömürülebilir veya yani işte bu kötüye kullanılabilir hale gelmesi anlamına geliyor bu. Bu beraberinde sistemlerinizi daha fazla sızılma riskini arttırabilir. Online işlemlerinizi sekteye uğratabilir. Çiğitlerin e, ortaya çıkmasına neden olabilir. Olabilir de olabilir. Evet. Bir sürü şey olabilir Aynen. yani. Böyle bir kaynak kodunun sızması durumunda yapılacak olan şey bütün kodun baştan sona gözden geçirilmesi olabilir. Neden bunu söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Yani biliyor muyuz? Bilmiyorum. Yani çoğunluk bunu biliyor mu? Bilmiyorum ama mesela GTA 6'yı yazarken biz oyunu baştan aşağı yeniden yazmıyoruz. Sıfırdan yazmıyoruz sonuçta. Firmaların belli başlı efendim know-how'ları, belli başlı efendim deneyimleri bu deneyimlerine aktardıkları kod bütünleri oluyor. GTA 4'ten, GTA 5'ten Hı -hı. efendim gelen belli başlı kod bütünleri oluyor. Bunlar GTA 6'da yer alıyorlarsa ve uzun zamandır bunlara dokunulmamış ve sadece yenilenmişlerse bunların tekrar gözden geçirilmesi ve belki tekrar yazılması bile söz konusu evet. olabilir. Ki burada on binlerce, belki yüz binlerce satır Kesinlikle. kodda belki milyon satır koddan bahsediyoruz. Bu ciddi bir e, gecikmeyi tetikleyebilir, beraberinde getirebilir diye düşünüyorum. Yani Bir de şöyle bir tarafı var tabii, belki buna hep atlıyoruz. E, hep teknik açıdan bakıyoruz ama bunu bu kodları yazan ya da bu oyunları geliştirenler bizim gibi etten Aynen öyle. insanlar Aynen yani öyle. ve e, içeriden alınan şeylere göre, duyumlara göre moraller de bayağı düşükmüş galiba Rockstar'da. Bayağı düşük olduğu söyleniyor. Bunun belli başlı nedenleri olabilir. Hatta buradan şeye de geçebiliriz belki Rockstar'ı Rockstar nasıl, nasıl etkiliyor ya geçebiliriz belki. Yani oyunun gecikmesi Rockstar'ı iki bakımdan etkileyebilir. Rockstar'ı maddi efendim ekonomik bakımdan etkileyebilir. Take-Two ile olan ilişkileri bakımından Rockstar'ı şirket kültürü bakımından etkileyebilir çalışanları bakımından. Ki çok özür dilerim. Evet. Yakın zamanda bu şirket kültürüyle ilgili onlar da bir yeniden yapılanmaya gitmişlerdi. Aynen öyle. Biz Rockstar'ın yakın zamanda crunch dediğimiz hani efendim çalışanların çok fazla çalışması, işte hafta sonu falan daha iyi çalışması gibi durumlar üzerine belli adımlar attığını görmüştük. Bu politikalarda belli başlı esnemeler olabilir belki bundan sonra. Çünkü önünde iki yol var diye düşünüyorum Rockstar'ın. Ya efendim belli bir gecikmeleri göze alacaklar ya da oyunu geciktirmemeye odaklanıp çalışma saatlerini artıracaklar evet. gibi iki yol gözüküyor. Hı hı. Bu zaten stres altında olan çalışanların daha da fazla efendim kaygılanmasına neden olabilir. Neden stres altındadır çalışanlar? 2-3 tane nedeni var aslında. Güvenlikle ilgili sıkıntı oldu, bir diken üstünde olma Tabii durumu ya. olabilir. Bu birincisi. İkincisi uzaktan çalışma biliyorsunuz pandemi sonrasında çok yerleşti. Uzaktan çalışma tekrar gözden geçirilebilir güvenlik nedeniyle. Çünkü belli bir güvenlik açığı olduğu ortada açık Kesinlikle. yani. selectte falan sanıyorum böyle bir açık olmuş. Hmm. Ta bunlar sızmış anladığım kadarıyla. Ee, bu tip konular üzerine eğlenebilir Ve abi önümüzdeki bir iki yıl üç yıl ben bittim. Duygusu <laughs> ortaya Aynen çıkabilir. Aynen öyle ya. Tam Maliyet... belli bir noktaya gelmişsin sonuçta psikolojik olarak çok etkileyecek bir Aynen şey Aynen öyle. Maliyetleri aşağı çekelim diye belli başlı efendim e, işten çıkarmalar falan olabilir. Ciddi şekilde morali etkileyecek bir durum bu. Maliyet dedin ya yani hakikaten e, Rockstar açısından bu finans konusu da inanılmaz önemli aslında. Yani inanılmaz önemli şöyle Take-Two normalde Rockstar'ı çok sıkıştırmıyor diyebiliyoruz biz çünkü Rockstar'ın kendine has bir çalışma sistemi var. Bu çalışma sistemiyle de getirdiği efendim sonuçlar ortada. Hani GTA'nın başarısı ortada, Red Dead Redemption 2'nin başarısı ortada. Fakat şöyle bir durum var. Esas günümüz efendim ekonomik ihtiyaçları karşısında başarılı oldukları ürün GTA Online oldu aslında. çünkü sürekli bir ekonomik getirisi var. Sürekli bir kaynak akışı sağlıyor. Bu da Rockstar'ın elini kolaylaştırıyor. Ya ben zaten bir ekibi ayırdım buraya onlar işte bunu 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 yaparken ben de işte üzerinde çalıştığım. Belki eğlence sektörünün en çok beklenen ürünü üzerine rahat rahat çalışabilirim diyordu. take da tamam abi diyordu. Hı -hı. Para geliyor sonuçta. Para geliyor sonuçta. Bunun yakın zaman içerisinde değişebileceğine dair sinyaller aldık ama biz. Mesela Red Dead Redemption 2'nin online modunun buna benzer bir akış sağlayabileceği belki düşünüldü. Ama hem belki yeterince desteklenmediği için ve belki de Red Dead Redemption 2 GTA Online'da yaptıkları zevzeklikleri Hı. yapmaya müsait olmadığı için böyle bir akış sağlanamadı. O zaman Take Two diyebilir ki kardeş sadece yani böyle bir şeye bağlı kalıyorsa bu yani biraz elinizi sizde çabuk tutun. Evet. Çünkü ben hissedarlara söz veriyorum ki hissedarlara gördüğüm kadarıyla okuduğum kadarıyla 2024-25'te böyle 3'er 5'er milyar dolar gelir olacağı hmm. sözü verilmiş. Şimdi bir gecikme olur da 2026-27'ye sarkarsa evet. Sen Rockstar olarak bu getiriyi, geliri nasıl sağlayacaksın? Ve bu arada çalıştırmaya devam ediyorsun bu insanları ve harcamaların da Aynen artıyor. Öyle. Bir de tabii gerçekten bu kaynak kodlar da sızdıysa Acaba GTA Online'da etkiler mi diye soru olabilir. işareti oluşuyor. Tamam, mesajlarında diyorlar ki etkilenmeyecek ama kalkıp da etkilenecek demezler herhalde. Evet, çok yani. korkuyoruz yani. Kesin sekteye uğrayacak bizim geliştirmemiz diyecek hali yok yani tabii ki. Ve belki daha da e, enteresan şu olabilir. Biliyorsunuz yakın zaman içerisinde Red Dead Online'dan ve GTA Online'dan birçok efendim insanı, çalışanı GTA 6'ya kaydırmıştı. Rockstar, GT6'yı belki hızlandırmak ve Take-Two ile efendim arayı bozmamak, hissedarlarla arayı bozmamak ve yakın zamanda o gelir sağlamak için. Şimdi olası bir gecikme durumunda tekrar bu oyunlara dönülür mü? Bu oyunlar üzerine biraz daha durulmaya başlanır mı? Gelir üretecek şekilde bir takım güncellemeler yapılır mı? Mesela iptal edildiği söylenen Red Dead Redemption 1 remake'i, remaster veya neyse artık yapılabilir mi tekrar? belki oyun sektörüyle ilgili nasıl etkileyeceği de kapsayabilecek şöyle bir şey söylenebilir diye düşünüyorum. Rockstar'ın zaten piyasada çok fazla kimsenin uygulamadığı efendim ben hazır olduğunda çıkarırım oyunlarımı yaklaşımının sonuna geldiğini bile belki söyleyebiliriz. Yani bildiğimiz anlamda Rockstar oyunlarının sonuna gelmiş olabiliriz. Piyasa artık belki böyle 7-8 yılda, 10 yılda, 15 yılda yapılacak oyunları kaldırabilecek durumda değil. Maliyetler çok arttı, ekipler çok büyüdü pazarlama harcamaları inanılmaz artmış vaziyette ve böyle bir ortamda 10 yıl 15 yıl böyle ekipleri beslemek, böyle bir yatırım yapmak aslında çok akıl karı değil gibi gözüküyor artık. Hem hemen bir getirisi olsun istiyorsun, hem arada böyle sızıntılar evet. falan olarak senin planlarını zedeleyebiliyor. Aslında yakın zamanda sızıntı öncesinde de Covid zaten çok ciddi evet. bir şekilde sekte vurdu her şeyi. Aynen şeyde. öyle. O yüzden Sanki böyle 2 yıllık, 3 yıllık, hadi Rockstar'ın e, kimliğini çok bozmadan diyelim. Senede bir Assassin's Creed çıkaran Ubisoft'a <laughs> dönmeden elbette ama 2 yılda bir, 3 yılda bir en azından ana oyunlar çıkaracak şekilde kendisini modifiye etmesi söz konusu olabilir gibi geliyor bana. E, bu da bizim şimdiye kadar gördüğümüz çok üst kalite efendim cilaya sahip oyunları artık çok sıklıkla göremeyeceğimiz anlamına gelebilir veya ölçeklerini küçüleceği anlamına gelebilir ki bu sızıntılarda da aslında bir şey daha kanıtlandı. Amerikaz ismiyle planlanan çok büyük bir oyundan efendim Miami olanını biz çıkaralım sonra diğerlerini ufak ufak ekleriz hı -hı, gibi bir modele kaydıkları söyleniyordu. Bunun hızlanacağını düşünüyorum ben. Özetle özetlemek gerekirse aslında gözüktüğünden çok 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 büyük etkileri olabileceğini düşünüyorum dünkü sızıntının. Aa, iki tane video gördük işte hayal kırıklığı uğradık. Tan daha büyük bir tepkiyi veya dikkati ilgiyi hak eden bir sızıntı olduğunu düşünüyorum. Ee, Rockstar şimdi böyle bir açıklama yaptı elbette. Dahası da olacaktır diye düşünmek yanlış olmaz. Ee, herhangi bir gelişmede biz yine sizlere onu aktarmaya çalışırız. Biz bu pencereden baktık olaya. Gülcüm var mı senin aklında kalan herhangi bir şey söylemediğimiz veya unuttuğumuz bir şey kaldı mı? Yok sanırım. Okey. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın diyorum. Öpüyorum sizleri görüşürüz.